İsimlerden şaşırtan haber. Lüks evlerini birer birer kapatıyorlar. Peki neden? Kibariyenin başı kimlerle dertte? Sıla kıskançlık yüzünden evinden mi oldu? Özgün Amal köy hayatını neden ardında bıraktı? Gündoğan'da hayali olan havuzlu villayı alan Kibariye, pandemi ve biriken borçları yüzünden evini satışa çıkarmak zorunda kaldı. Milyona yakın borcu olan şarkıcı villaya 5 milyon istiyor. Bak, bilmedikleriniz var, onları da anlatayım. Duyumlara göre Kibariye'nin alacaklıları eve gayri resmi bir şekilde girip el koyup yerleşiyorlar. Şikayet üzerine polisler gelip evi boşaltıyor. Sen Özgün Amal Köyceğiz'de bulunan köy evini 5 yıl önce eşiyle beraber 10 yıllığına kiralamış ve köy hayatına geçiş yapmıştı. Oyuncu o evi eşinin ölümünden sonra hiç kullanmadı. Hatta Özgün Amal'ın köye bir daha gitmediği, evden kira süresi dolmadan çıktığı ve kalan eşyaları toplaması için çalışanlarını göndereceği öğrenildi. Evin bahçesinde Özgün Amal'ın çocuğunun oyuncakları ve kurdukları salıncak da atılmış bir şekilde duruyor. Özgün Amal'ın köyde eşiyle birlikte yatırım amaçlı satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri 7 dönüm arsayı da 3 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı Sıla, Bodrum'daki mütevazi müstakil evini boşalttı. İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen şarkıcı, boşanmadan önce Hazer Amani ile birlikte yaşadığı evinden ayrıldı. Evden taşınma talebinin İlker Kaleli'den geldiği konuşulan iddialar arasında. Hey.